Çok güzel bir çay yapacağız. Uykusuzluğa karşı hem bağırsaklarınızdaki gazı almak için hem gerilimi azaltmak için aynı zamanda da Ramazan'da iftar veya sahurdan sonra yatağa girdiğinizde daha rahat uyumanıza yardımcı bir çay. Şimdi iftardan sonra peş peşe siyah çayları, peş peşe Türk kahvelerini içerseniz, bak kafa sallayanlar var orada, o zaman ne olur uykunuz kolay gelmez değil mi efendim? Şimdi bu çayla daha rahat uyuyacaksınız. İçinde neler var onu söyleyelim. Bakın malzemeleri burada. İşte papatya, rezene, anason ve melisa yaprakları. Herhangi bir aktarda çok rahat bulabileceğiniz malzemeler. Papatya, bahçeden kopardığınız papatya değil, özellikle aktardan alacağınız tıbbi papatya olacak. Bir dakika. Rezene tohumu zaten birçok yerde, marketlerde bile bulunuyor. Anason hem uyku getirir, hem de bağırsaklardaki spazmı çözer, hem de bir gevşeme, rahatlama sağlar. Bu çay aynı zamanda biraz ağrınız varsa ağrıları da alır. Melisa ise oğul otu diye de satılıyor. Melisa ve oğul otu akraba bitkiler. Tam aynı bitki değil. Çünkü oğul otu onun daha çok kültür bitkisi. Melisa ise biraz daha mis gibi kokar ama oğul otu da olur. Çoğu aktar Melisa diye oğul otu satıyor. Şimdi bu çayı nasıl yapıyorsunuz? Ceyda biraz yardım isteyebilir miyim senden? Bunlardan çok kolay yapması. Var mı sıcak suyumuz? Senden rica edeyim. Tabii. Papatya, 3-4 adet papatya. Yarım bir tatlı kaşığı arası rezene tohumu. Yarım bir tatlı kaşığı arası rezene tohumu. Yarım bir tatlı kaşığı arası anason. İkisi akrabadır. Ve şöyle bir tutamda, iricene bir tutamda 5-6 yaprak gelecek şekilde bulabilirseniz melisa, bulamazsanız oğul otu. Bu çayı 5-6 dakika demlenecek. Bu şekildeki French press'te veya başka bir çok güzel yeni bardaklar çıktı biliyorsunuz. Böyle porselen veya seramik bardaklar. Onların üstüne demlenmesi için ayrı bir bölümü de var haznesi. O bardaklarda da gayet güzel oluyor. Bunu böyle 6-7 dakika veya 5-6 dakika bekleyecek olunca size göstereceğim. Güzel de kokan bir çaydır. İçeriğini tekrar söylüyorum. Ramazan'da daha rahat uyumak için ve bağırsaklardaki gazı da azaltmak için özellikle koyu çay, koyu kahve yerine papatya, rezene, melisa ve anasondan karışım bir çay yapıp içiyorsunuz. Çayımızın içerisinde ne vardı? Uyku getirici çayın içerisinde. Tekrar bir söylüyorum. Anason, rezene tohumu, papatya ve melisa vardı. Çayımız oldu. Şöyle mis gibi de kokuyor. Uyku sorunuz oluyor mu Ramazan'da İsmail Başkan? Ramazan'da olmuyor şöyle çünkü ben sahura kadar zaten ayaktayım. Evet. Ramazan'da yani bugün yattığım aksi sabah namazından sonra yatma fırsatı oldu. Gene saat 9'da çok fazla uyuyamıyorsunuz. Görevde yani. Oluyorum. O yüzden hakikaten günü ikiye bölmüş vaziyetteyim ama şuna dikkat ediyorum. Özellikle de tavsiye ederim. Ramazan'da öğlenleri bir ikinde doğru saat 2-3 arası bir yarım saat 45 dakika bir dinlenmekte çok büyük fayda kayyula var. Kayyula dediğimiz evet. Sünnettir aynı zamanda. İşte eğer içme imkanı olsaydı Ramazan dışında evet. O zaman işte çok yorgun olduğunuz günlerde o kısa uyku uyumadan önce papatya, rezene, anason ve melisa çayından içip üstüne mışıl uyuyabilirsiniz. Ama sonra uyanabilir miydiniz onu bile. yani bir de mesela sizin yine tavsiye ettiniz yani farklı çay özellikle pilavla beraber yaptığımız özbek pilavıyla beraber yeşil çay çok tavsiye ediliyor. Hakikaten çok onunla o hem sindirim açısından hem farklı bir vücuda rehavet vermesi anlamında yeşil çayda özellikle kullandığımız.